Şimdi bu haber ilginç bir haber. Yıllardır da savunduğum, her fırsat bulduğumda söylediğim cümleyi destekleyen bir haber. Son dönemde özellikle ara eleman sıkıntısı inanılmaz artmış vaziyette. Hizmet sektörü hariç üretim yapılan her alanda, inşaattan otomotiv ve sanayiye kadar birçok sektörde artık bırakın ustayı çırak bile bulamıyorsunuz. Olay bu. Bu durum iş hayatında köklü bir değişimi de beraberinde getirdi. Dediğim oldu. Yıllardır söylediğim şey artık oldu. Artık mavi yakalılar, beyaz yakalılardan yani artık meslek sesi mezunları ya da çekirdekten yetişme ustalar beyaz yakalılardan yani üniversite mezunu, yıllarca üniversitede okuyan, dirsek çürüten kişilerden daha fazla para kazanmaya başladılar. Mevzu buna demedim her zaman uyardım. Hepsi, herkes üniversite okumamalı. Herkesin üniversiteye gitmesine gerek yok. İlgi alanları bunda en belirleyici şeydir. Bazısı ne bileyim müzikte kabiliyetlidir. Mesela oraya yönlendirirsiniz ama illa konservatuar okuyor. Kaç tane konservatuar mezunu sanatçımız var şu an? Yani ünlü, şöhret dediğimiz insanların arasında kaç tane konservatuar mezunu var? Azınlıklar açık söyleyeyim. Ha kötü bir şey mi? İyi bir şey. Hayır tabii işin ilmini öğrensin. Eyvallah. Müzikler mi? Usta. Benim yıllardır işte eskiden topluyordum da şimdi artık toparlayamıyoruz. Faruk Ustam var, İlter Ustam var. İlter Usta diyor ki, yani. İlter abi geldi 60 yaşına, 65 yaşına. Faruk neredeyse 50'ye merdiven dayadı. usta bulamıyoruz Selver diyor. Ya, otomotiv sektörü usta bulmak, bulamamaktan şikayetçi. Ya, yani çırak yok. E, çırak olmayınca o çı çırak olacak ki usta olsun. Yani o 8 silindiri beraber indirecekler ustasıyla, bakacaklar, sökecekler. Bütün o işte çıkacak, üst kapak çıkacak, conta çıkacak, bilmem ne çıkacak, pistonlar çıkacak, kollar çıkacak. Ve bunlar nasıl çıkıyor, nasıl takılıyor, nasıl ayarlanıyor? Ben işareti nereye koyacağım? Bunların hepsini öğrenecekler mesela. Öğrenemiyorlar. E bu olmayınca ne oluyor? Usta azalıyor. E, o zaman e, talep fazla, arz olduğunda da ne oluyor? İşte mavi yakalılar beyaz yakalılardan daha fazla kazanıyor efendim. Ben şanslıyım bir tane çırağım var. Çoğu dükkanın çırağı yok. Yılların tamircisi Yüksel Usta. Şimdiye kadar onlarca çırağı oldu. Bir kısmı dükkan bile açtı. Ama şimdi... Benden sonra eğer devam etmek isterse anahtarını vereceğim, ceketimi alıp çıkacağım. Yoksa kapatacağım. Ara eleman dediğimiz bu nitelikli iş gücü e, yok olmak üzere. Ara eleman artık aranan eleman oldu. Sayıları azaldığı için de maaşları beyaz yakalı çalışanları katladı. Makine mühendisi 35 bin lira, 30 bin lira maaş alırken onun yanında çalışan presçi 50-60 bin lira maaş alıyor. Beyaz yakalı olmak yani masa başı işi sahibi olma isteği Türkiye'de iş hayatında zaman içinde bir dönüşümü başlattı. Şu anda mavi yakalılar hatta gri yakalılar beyaz yakalılardan daha yüksek maaş alıyor. Ara eleman artık aranan eleman olduğu için özellikle sanayi bölgesinde asgari ücretli işçi çalıştırmak çok zor. Asgari ücret kağıt üzerinde 17 bin lira ancak sanayi bölgesinde en düşük maaş 27-28 bin lira. Kalfa yok, çırak yok, usta zaten olmayacak. Bazı meslekler yok oluyor. Bu fabrikada demirleri taşımak için vinç kullanılıyor ancak şöyle bir durum var. Bu vinçler arıza yaparsa onu tamir edecek bir elektrikçi yok. Aslında vardı ancak ayrıldı. Yerine yeni elektrikçi henüz bulunamadı. Tezgah başında diye tabir edilen makine işçisi bulmak neredeyse imkansız. Mesleklerimizi devredecek mirasçılar arıyoruz. Bu durum mobilya sektöründe de aynı, otomotivde de. Bugün çıraklar bile asgari ücretten aşağı almıyor. Yani. El çok değerli olduğu noktalardan birisi de otomobil tamirhaneleri. Mesela 15 yaşındaki Burhan'ın, aylık kazancı asgari ücretin üzerinde ve bugün bu dükkanda çalışan bir ustanın aylık geliri 70 bin liraya geçiyor. Ve inşaat sektörü. İşçiler 1500 lira alıyor. Usta bazı da 3000-3500 lira, 4000 lira. Ama yukarı katlara çıktıkça fiyatlar iyice artacak. Kalıpçı, sıvacı, demirci ve tesisatçı. İnşaatlarda eleman bulmak gerçekten zor ve Yemiyelerin günlük tutarı 3500 liradan başlıyor, 5-6 bin liraya kadar çıkıyor. Aylığa vurduğunuz zaman bir inşaat ustasının geliri 150 bin lirayı buluyor. İnşaat mühendisi 30 bin lira maaş alırken oradaki günlük yemiyeyle çalışan e, kalıp ustası e, 100 bin lira maaş çalışıyor. Ya İbrahim Tatlıses inşaatta keşfedilmişti değil mi? Ya, i̇nşaatta kalsa şimdi daha çok para kazanıyordu. İbrahim <laughs> Tatlıses yani. Mevzu da <laughs> tabii değil mi? Oxford var biz mi okumadık demişti. Doğru söylüyor ama e, Oğuz çok güzel haber yapmış. Eline sağlık Oğuz'un. E, ve e, yani baktığınızda bak, e, hemen aklıma oto ustası geldi. Adana'dan Gökhan Özdemir'i de o da iyi ustadır. Selam etmiş. Biz de ona selam edelim. Sen usta olmuşsun diyor. Yok estağfurullah. Nerede? Ustaların yanında bizimki. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani iş evet herkes artık o emek yoğun. Yani vücudunuzu kullanıp da yaptığınız işlerden, kaslarınızı kullanıp yaptığınız işlerden uzak durmak istiyor. Masa başında çalışmak istiyor. Bir bu. İki, herkes de bir sosyal medyadan gördükleri ve duyduklarıyla şu son bahis olayını da hatırlayın. Bir hemen zengin olayım çabası var. Herkes YouTube'a içerik üretiyor. Sosyal medyaya içerik üretiyor. 3-5 bin takip topluyor. Hadi bazısı da milyon topluyor diyelim. Ondan sonra buradan para kazanır mı? O milyonu toplayana kadar var ya, o harcadığınız emek değmez arkadaşlar. Değmiyor yani. Gerçekten eğer ilgi alanlarınız çok önemli. Genç kardeşlerim, beni izleyen genç kardeşlerim varsa, beni izleyen ebeveynler varsa, gerçekten herkesin üniversite okumasına gerek yok. Cidden yok bakın. ya yani çocuğun ilgi alanına göre yönlendirin çocuğunuzu. Meslek, ona göre meslek sesi seçsin. Ona göre devam etsin. Eli kirpas yağ içerisinde bak 15 yaşındaki çocuk 27 bin lira para kazanıyor. 15 yaşındaki. Niye? Aa, usta çünkü çırak bulamıyor. E çırak lazım o motoru iki kişi indireceksiniz. Nasıl indireceksiniz tek başınıza? O şanzımanı nasıl açacaksınız? Mümkün değil. Mutlaka iki kişi lazım o işlere. Ve işte böyle böyle o olur. İnşaat olur. Sanayide başka bir şey. Bak presçi 100 bin lira maaş alıyor. 60 bin lira maaş alıyor. Vinç operatörü, ayda 150 binden aşağı vinç operatörü bulamıyorsunuz inşaatta. Ha bu arada umuyorum bütün o firmalar o insanların maaşlarını tam gösteriyordur. Bir de işin bu tarafı var çünkü. Yani onu ödeniyor da o para acaba vergi dairesine ne kadar yansıyor? Bir de işin bu tarafı var tabii o tarafına dikkat etmek lazım. O tarafında da dikkatten kaçmaması lazım. Yani ne diyor adam bak o da görevlisi diyor ki 150 bin liraya çıkıyor diyor maaş diyor. Aylık maaş. Peki vergide nasıl görünüyor acaba o şirketin beyanında? Bir de onlara bakmak lazım değil mi? Hani bu da dikkatten kaçmasın diye. Bayağı itiraf var orada yani.